Evet sevgili arkadaşlar, Maliye Akademisi Net ailesi, Türk vergi sistemi ile ilgili tarama sorularımız var. Türk vergi sistemi soruları biliyorsunuz KPSS'de son yıllarda ağırlığını biraz daha arttırmaya başladı. Yani daha önce 3'e 3 görmüyorduk, daha çok 5'e 1, 4'e 2 geliyordu. En sonki sınavda 3'e 3 oldu. Yine böyle mi olur bilmiyoruz ama yine de çok da böyle ötelenmemesi gereken bir kısım esasen. Ve pek sevmiyorsunuz bunu. Ya işte ya bunu şey yapsak, elesek olur mu? Efendim bunu yapmasak olur mu? Valla olmaz. Bence böyle bir şey mümkün değil. Peki ne yapmamız gerektiğini biliyorsunuz. Evet efendim, önce soruyu okuyorum. Arkasından yanıtları sadece bana gönderiyorsunuz. Beni seçiniz lütfen. Mesaj kısmından, chat kısmından bana lütfen yanıtları veriniz. Aşağıdakilerden hangisi Türk vergi sisteminde bulunmayan bir vergi türüdür der. Sorumuz çok basit, çok genel bir soru. Dikkatli okuyunuz Hatice Hanım. Evet Tuğçe. Ben seçenekleri kullanayım isterseniz. Tüzel kişilerin kazançlarını vergilendiren vergi. Böyle bir vergimiz var bizim değil mi? Kurum kazançları kapsamında karşınıza geliyor. Evet, kurumlar vergisi değil mi Hatice? Kısmi servet vergileri. Buraya lütfen dikkat. Bizim vergi sistemimizde genel bir servet vergisi yok. Yani konu olarak servetin bütün unsurunu kapsayan bir servet vergisi yok arkadaşlar bizde. Daha önce uygulandı mı? Uygulandı ama şu an yok. Daha önce uygulanan bir varlık vergisi vardı. Varlık vergisi o mükelleflerin bütün servet unsurları üzerinden alındı. Yani konusu bütün servet unsurlarıydı. Şu an bizdeki bütün vergiler kısmi, yani özel servet vergileri. İşte motorlu taşıtlar vergisi sadece motorlu taşıtlardan alınıyor. Efendim emlak vergisi. Türkiye Cumhuriyeti sınırı içerisindeki gayrimenkullere sahip olanlar bu vergiyi ödüyor. Bakın gayrimenkule sahip olan gidip de motorlu taşıtlar vergisi ödemiyor. Değerli konutlar vergisi. Hocam bunların hepsi şu an kısmi vergiler. Gelir üzerinden alınan vergileri tabii ki gelir vergisi olarak hemen örneklendirebiliriz. Tabii bir de dijital hizmetler vergisi diye bir vergimiz var. O da hasılat üzerinden alınıyor. Onu da gelir üzerinden alınan vergiler kısmına eklemek mümkün. Harcama vergileri gani zaten. Biraz önce yanıtı vermiş oldum. Servetin tamamını kapsayan genel bir vergimiz yok. Bir uyarı yapayım burada. Veraset ve intikal vergisi matrah açısından geneldir. Yani aktarım yapılan bütün servet unsurlarını kapsar ama mükellefin sahip olduğu bütün servet unsurlarını vergilendirmeyecektir. Buraya dikkat. Peki, ikinci soru. Aşağıda verilen gelirlerden hangisi gelir vergisine tabi değildir diyor. Yanıt. Şimdi hocam, hatırlayınız. Şirketlerimiz vardı bizim. Bu şirketlerin tüzel kişiliği olsun ya da olmasın kurumlar vergisi mükellefiyeti yoktu. Hatta bunları biz STK'da şahıs şirketi ismini vermiştik. Bu şirketlerin vergilendirmesi biraz farklıydı. Bir şirket, bir kurum gelir vergisi mükellefi de olamayacağına göre gelir vergisi mükellefi de değildi bunlar. Peki bunların vergilendirmesi nasıl yapılıyordu? Hatırlayalım mı şöyle? Hocam bakın, adi şirket var. Kolektif şirket var. Bir de ne var? Adi komandir şirket var. Bu şirketlerin ortakları sahip olduğu paya göre gelir vergisi mükellef. Sahip olduğu paya göre gelir vergisi mükellef. Yani kolektif şirket ortaklarının gelir vergisine tabi olacaktır. Adi şirket ortaklarının geliri de keza öyle. Adi komandi şirkette komandi ortakların geliri. Şimdi burası biraz enteresan. Hocam adi komandi şirkette iki tane ortak tanımı yaptık hep. Biliyorsunuz bizim bir komandit ortağımız vardı. Bir de nasıl ortağımız vardı?
komanditer ortak parti. Şöyle demiştik. Komandite ortak, emek ve sermaye unsurunu koyan ortaktı. Yani sadece sermaye değil, aynı zamanda emek unsurunu da koyuyordum. Şirkete gittiğinizde bu insanı burada görüyordunuz. Ve bu ortak, hocam sadece koymuş olduğu sermayeyle değildi, bütün mal varlığıyla sorumluydu, sınırsız sorumluydu. Peki bu komanditer ortak için ne demiştik? Bu ortağa sadece sermaye koymuştur. Bu sermayenin karşılığında kâr payı elde eder. Ve şöyle demiştik. Faaliyet türü ne olursa olsun şirketin komanditer ortağın kâr payı menkul sermaye iradıdır. Komandite ortağın elde ettiği kazanç, ödeyeceği gelir vergisi kapsamındaki kazanç şirketin faaliyetine göre değişiklik arz edebilir ama komanditer ortak değişmez demiştik. Şimdi öyleyse hocam bu iki ortaklı gelir vergisi mükellef mi? Kesinlikle öyle. Esamlı komandit şirkette komanditer ortağın geliri dedik. Esamlı komandit şirkette komanditer ortağın geliri. Hocam, esamlı komandit şirkette komanditer ortağın kâr payı yani geliri kurumlar vergisi matrahıydı. Öyleyse bu kurumlar vergisi mükellefi olacaktır. Yani gelir vergisi mükellefi değil. Çok net temel bir soru. Üçüncü soru. Yalnız bana yanıt vermeni bekliyorum. Bana yanıt vermezsen bütün soruları böyle teker teker çözerim ve bu ders bitmez. Ve çok ayrıntılı gider yani. Ha bizim de işimize gelir diyorsanız tabii. Ticari faaliyette uğraşan adi komandit şirketin komanditer ortağının geliri aşağıdakilerden hangisidir? Biraz önce söyledik galiba değil mi hocam? Bakın, şirketin yürüttüğü faaliyet ne olursa olsun komanditer ortağın kâr payı menkul sermaye iradıydı. Peki bu komandite ortağın durumu ne olur? Komandite ortağın durumu şirketin yürüttüğü faaliyete göre değişiklik arz eder. Şunu da bir netleştirelim, aradan çıkartalım. Hocam bu şirketin yürüttüğü faaliyet eğer ticari bir faaliyetse kazanç ticari kazançtır. Demek ki komandit ortak ticari kazanç elde eder. Eğer buradaki faaliyet zirai faaliyetse kazanç yine ticari kazançtır. Neden? Kolektif şirkette de aynı şey geçerliydi. Zaten biz çok sık ikisini bir arada kullanırız. Yani kolektif şirket ortaklarıyla komandit ortaklar. İkisi de sınırsız sorumlu ortaktır. Neden böyle bir durum var? Çünkü TTK komandite ortağı değil de adi komandit şirketi aslında adi komandit şirketin ortaklarını tacir olarak tanımlamış. Bu yüzden de bunun tek istisnai kazancı olarak da serbest meslek kazancı verilmiş. Yani bunun dışında ana faaliyet ticari, ana kazanç da haliyle ticari kazanç olacaktır. Öyleyse yazıyorum hocam. Diyorum ki faaliyet, serbest meslek faaliyeti ise elde edilen kazanç, serbest meslek kazancıdır. Şimdi burada doğru yanıtımız menkul sermaye iradıydı. Bunu da sana hatırlatmış olayım. Peki, dördüncü soruma doğru yol alacağım. Şimdi bunun için şöyle ufak bir ayarlama yapalım. Dört. Verilen gelirlerden hangisi elde etme bakımından tahakkuk esasına bağlıdır der. Tipik sınav sorusu biliyorsunuz. Aferin Tuğçe. Aferin Hatice. Hangisi Hatice? Diğerleri yanıt vermek istemiyor mu acaba? Hocam benim telefon olduğu için ben şu an Ay, bilemiyorum. telefondan Karıştı. yazmak istemiyorum diyorsun. Kafam karışık. Evet. Yani öyleyse ben kendim çözeyim, geçeyim. Çünkü kimsenin cevap vermeye niyeti yok. Hayır, hayır Sevgi, hayır sakın. Arkadaşlar gelirin unsurlarından biri de gelirin elde edilmiş olmasıydı. Ve gelirin elde edilmesi için kullandığımız iki tane esas geçerliydi. Kaç esas? İki tane esas vardı.
Hangi esaslardı bunlar? Gelirin elde edilmesi için bir, tahsil. Bir de hangi esasımız vardı? Tahakkuk esasımız vardı. Peki hocam, bu tahsil esası, tahakkuk esası ne demekti? Yani bundan ne anlayacaktık biz? Tahakkuk esası deyince aklımıza ne gelecekti? Tahsil esası deyince aklımıza ne gelecekti? Nasıl tanımlayabiliriz? Fikri olan var mı? Hocam söyleyebilir miyim? Sesin çok uzak geliyor, biliyor musun? Şimdi nasıl? Şu an daha iyi, en azından duyuluyor, evet. Hocam ticari ve zirai olduğu zaman... Ticari ve zirai kazançta tahakkuk esası. Tamam, kabul. Evet. Tahakkuk esası ne demek? Bilmiyorum, bu kadar biliyorum. Bana yeter hocam diyorsun. Evet. Güzel. Sevgili arkadaşlar, tahakkuk esasından anlamamız gereken nedir? Gelir tahsil edilmese bile alacak hakkı doğmuştur. Yani burada elime bir fiil, kasama bir fiil para gelmez ama belge düzeniyle bu gelirin gerçekleştiği artık kesinleşmiştir. Biz buna tahakkuk esası deriz. Peki tahsil esasında ne olur? Çok belli hocam. Tahsil esasında para kımıl kımıl elime gelir, kasama girer. Ben bu durumda da hemen bunun gelir kaydını yapmış, geliri elde etmiş, kabul ederim. Sevgili arkadaşlarım, gelir vergisine yer alan kazanç unsurlarında gelirin elde edilmesi bu esaslarla bize anlatılır. Hangi kazançlar var? Önce bunu hatırlayalım. Hocam, bizim ilk kazancımız ticari kazanç, sonra zirai kazanç, sonra ücret kazancı diyelim, serbest meslek kazancımız var, gayrimenkul sermaye iradı, bir de ne var? Menkul sermaye iradı, ayrıca diğer kazanç ve iratlar var. Kendi içerisinde arizi ve değer artış kazancı olmak üzere de kendisi ayrımlanacak. Şimdi gelir vergisinin kabul ettiği bu kazanç unsurlarının ilk ikisi için geçerli olan esasın ne olduğunu söyledik bize. Hangi esas dedi ki? Tahakkuk. Diğerleri içinse geçerli olan esasın tahsil olduğunu söyledik. Fakat burada hep bir istisna olduğunu vurguladık. Bu istisna neydi? Hocam, gayrimenkul sermaye iradında hem tahakkuk hem de tahsil esası geçerlidir. Fakat ana elde etme biçimi tahsil esasına bağlanmıştır. Ne demek istiyorsun hocam sen? Burada hem tahakkuk hem tahsil esası nasıl uygulanıyor? Gayrimenkul sermaye iradında arkadaşlar, geçmiş yıllar için ve mevcut bulunduğumuz dönemdeki kira gelirleri için geçerli olan esas tahsil. Ama gelecek yıllara ilişkin elde edecek olan kira, yani hasılattaysa tahakkuk esası geçerlidir. Burayı lütfen unutmayınız. Ha, çıkar mı? Bugüne kadar çıkmadı. Ek bir bilgidir. Peki şöyle bir soru çıktı. Aşağıdakilerden hangisinin işte elde edilmesi tahakkuk esasına bağlanmıştır dedi. Gayrimenkul sermaye iradı doğru olur mu? Hayır, olmaz. Hem tahsil hem tahakkuk esası geçerlidir. Sadece tahakkuk esasının geçerli olduğu iki unsuru bilmen gerekir. Şimdi buna göre sorumuzu çözelim. Ayşe Hanım'ın elde ettiği kira gelir. Hocam, kira geliri elde ediyor Ayşe Hanım. Ayşe Hanım'ın bir dairesi var. Öyleyse gelir vergisi kanunu madde 70'teki mal ve hakların kiralanması. Yani gayrimenkul sermaye iradı. Gayrimenkul sermaye iradında tahsil esası geçerli ana kural olarak. Can Bey'in bankadaki mevduat için aldığı faiz. Hocam, faiz, irat ve benzeri getiriler için biz nakdi sermaye için bunun kiralanması için menkul sermaye iradından bahsetmiştik. Menkul sermaye iradında da yer yer tahakkuk esasını görürsünüz ama ana faaliyet alanı, ana elde etme biçimi tahsil esasıdır. Bu bilgi senin için yeterli. Ali'nin sunduğu hizmet karşılığı aldığı ücret. Ücret kazancı hocam belli işte. Ücret kazancında yine tahsil esası geçerli. Özel okul işleten Erdal'ın elde ettiği hasılat. Bir dakika.
özel olarak ticari kazanç kabul edilen unsurlar özel okul, özel hastane işletmesi olarak bize sayılmıştı bunlardan biriydi. E hocam buradaki kazanç ticari kazanç. Öyleyse elde edilen gelirin elde etme biçimi, hasılatın elde edilme biçimi hangi esasa bağlanmıştır? Tahakkuk esası. Doğru yanıt D ama E'yi de okuyacağım. Serbest muhasebeci hakkının defter tutma karşılığı aldığı para. E defter tutma karşılığı aldığı para serbest meslek kazancıdır. Bu da tahsil esası geçerli olacaktır. Peki. Sonraki soruya doğru yelken açıyorum. Efendim birden 9. soru geldi ama diğer tarafa geçmemiz gerekecek. Evet 5. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi kapsamında değildir der. Hadi ama söyle çok net. İkinci sınıf tüccarın elde ettiği kazanç ticari kazançtır. Ve gelir vergisini saydığı unsurlar arasında ilk sırada yer alır. Çiftçilerin mahsullerinin satış bedelleri zirai kazançtır. Gelir vergisinde yine. Bir taşınmazın kiralanması karşılığında alınan bedel gayrimenkul sermaye ihracı yine gelir vergisi. İvazlı ve ivazsız intikaller. Bir dakika. Kendisine ivazlı ve ivazsız mal intikap edenler veraset ve intikal vergisinin mükellefi olacaktır. Öyleyse evet. Hocam ivazlı intikaller gelir vergisi değil de veraset ve intikal vergisinin konusuna girer. Gelir evet. Vergisi kapsamında değildir. Peki evet. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin elden çıkartılmasına karşılığında alınan bedeller. Arkadaşlar elden çıkartma deyince aklımıza gelen değer artış kazancıdır. Ve gelir vergisi kapsamında diğer kazanç ve iratlarda sayılır kendisi. Yani bu da gelir vergisi kapsamındaki bir kazanç unsurudur. 6. soru. Gelir vergisi kanununa yer alan aşağıdaki kazanç türlerinden hangisinde gelir sadece safi artış teorisine göre belirlenir? Teori ve mevzuat ilişkisini kurabileceğimiz bir soru. Eminim hepiniz bunu daha önceden biliyorsunuz. İktisadi anlamda gelirin elde edilmesi için bize iki tane görüş tanımlanmıştı. Gelir açıklayan görüşlerdi. Neydi hocam bu gelir açıklayan görüşler? Neler vardı? Bu arada evet doğru yanıtı verdiniz. Zaten iki kişi yazdı. İki kişi de doğru yanıt verdi. Neydi bunlar hocam? Bir, kaynak kuramı. Von Erman tarafından tanımlanmıştı. İki, safi veya net artış kuramı. Değil mi hocam? Kaynak kuramında bir kazanımın gelir olması için üretim faktörlerinden sürekli olarak elde edilmesi gerekiyordu. Burada demiştik ki arizi faaliyetler, sürekli elde edemeyeceğim faaliyetler, sürekli yapamayacağım faaliyetlerden elde edilen gelirler. Bunlar bizim için kazanç, bu kazançlar bizim için gelir değildi. Kaynak kuramında ikramiye, miras, piyango, bağış bunların hiçbiri gelir kabul edilmiyordu. Safi artış kuramı ise geliri geniş bir şekilde tanımlıyordu. Diyordu ki hocam dönem sonu dönem başı varlıklara bakın. Eğer varlıklarda artış varsa benim için bu gelirdir. Nereden geldi önemli? Üretim faktöründen gelmiş olabilir. Efendim değer artışıyla karşımıza gelmiş olabilir. Arizi faaliyetlerden karşımıza gelmiş olabilir. Fark etmez. Bizim için gelirdir. Ve bizim kazanç unsurlarımızda bu iki esas da geçerlidir. Ticari kazanç, zirai kazanç, ücret kazancı, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iradır. Sevgili arkadaşlar, buradaki ilk 6 unsurda geliri açıklayan kuram kaynak kuramı idi, değil mi? Son unsur, 7. unsur, arizi yetekliği faaliyetleri ve değer artışları kapsadığı için safi yani net artış kuramıyla tanımlanacaktır. Şimdi buna göre doğru yanıtımızın biz C seçeneği olduğunu rahatlıkla buradan görüyoruz. Arizi kazançta safi ya da net
artış kuramı geçerli dedin hocam. Yedinci soru. Tipik soru, daha önce buna benzer ÖSYM tarafından çıkan çok fazla soru var. Hatice, dikkatli okur musun? Tam mükellefler diyor, lütfen. Ha evet, doğru, çok pardon. Benim hatam olmuş. Hocam, tam mükelleflerin vergisel sorumluluğunu biz hangi ilkeyle açıklamıştık? Bana yardım et. Hangi ilke vardı burada? Şahsilik, değil mi? Diğer ismi de uyrukluk ilkesiydi bunun. Şimdi bu ilkeye göre benim ülkemin vatandaşı benim kurallarıma tabi. Nerede olursa olsun ya, benim kuralıma tabi olacaktır. Öyleyse benim ülkemin vatandaşı başka bir yerde gelir elde ediyorsa da bana vergi ödemeli der bu ilke. Anlayacağınız, biz şahsilik ilkesi gereği tam mükellefin hem Türkiye hem de Türkiye dışındaki, yurt dışındaki kazançları için vergisel sorumluluğu olduğunu söyleriz. Fakat çifte vergilendirmeyi ortadan kaldırmak için uluslararası vergi anlaşmalarıyla bu sıkıntı çözümlenir diye hep anlatırız. Öyleyse doğru yanıtımız E seçeneği, Türkiye içinde ve dışında elde edilen kazançların tamamı için vergi ödemekle sorumludur. Dikkat edin, garanti değil, vergi ödeyecekler demiyoruz ama sorumludur diyebiliriz. Sekizinci soru, tam mükelleflerle alakalı. Tutukluluk sebebiyle bir yıl Türkiye'de üreti bağlanan bir yabancı gerçek kişinin gelir vergisi kanununa göre mükellefiyeti hangisidir der hocam. Ne diyorsunuz? Evet Tuğçe doğrudur. Evet Hatice doğrudur. Hocam, gelir vergisinde biz iki tür mükellefiyetten bahsettik değil mi? Bir, tam mükellef dedik. Bir de dar mükellef dedik. İki tane mükellef tanımlıyor. Peki bu tam mükellef kimdi? Nasıl tanımlanıyordu? Hocam, tam mükellefte yerleşmiş kabul edilenler vardı. Türkiye'de yerleşmiş kabul edilenler tam mükellefti. Öyleyse yazıyorum. Yerleşmiş kabul edilenler. Peki yerleşmiş kabul edilenler kim? Bir, eğer birinin ikametgahı Türkiye'de ise yerleşmiştir. Eğer bir takvim yılında Türkiye'de 6 aydan fazla bulunursa biri yine yerleşmiş kabul edilir demiştik. Şimdi dikkat edin. 6 aydan fazla ifadesi 6 ayı geçecek. İşte 6 ayı geçti, 7. ayı yaşayacak ve bir takvim yılında bu iş olacak. Buraya özen göstermeni rica ediyorum. Aralıksız kalmak zorunda değil, bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmış olması yeterli. Bunlar yerleşmiş kabul edilenlerdir. Bir de yerleşmiş kabul edilmeyenler vardı. Yerleşmiş kabul edilmeyenlerse hocam, dar mükellef kabul ediliyordu. Kimler yerleşmiş kabul edilmemişti? Türkiye belli bir iş için gelmiş iş adamları, bilim adamları, akademisyenler, yazarlar, efendim yabancı ülkelerin elçileri, çalışanları, maslahat güzarları, diplomatları, efendim Türkiye'de öğrencilik için bulunanlar, spor müsabakaları için gelenler, basın çalışanları, evet bunların hepsi hocam dediğiniz gibi yerleşmiş kabul edilmiyordu. Hastalık için Türkiye'de bulunanlar, tedavi için bulunanlar, ağır kaza geçirmiş olanlar ve tutukluluk hali demiştik, hatırlayın.
Bunlar bir takvim yılında Türkiye'de 6 aydan fazla bulunsalar bile yerleşmiş kabul edilmiyordu. Oysa nasıl mükellefler? Dar mükellefler. Ha bu arada biri Türkiye'de eğer 6 ay ve daha az bulunuyorsa yine dar mükellef kabul edilecektir. Doğru yanıt D seçeneği. Evet, geldik diğer bir soruya. Bakalım ne demiş. Gelir vergisi kapsamında yer alan ilk kazanç unsurunu bize soruyor. Aşağıdakilerden hangisi özel olarak ticari kazanç sayılan gelirlerden biri değildir? Aferin Hatice. Hocam, her türlü ticari ve sanayi faaliyetten doğan kazanç ticari kazançtır. Sanayi faaliyet neydi? Onu sorduğumuzda işte nasıl anlatmıştık bir sanayi faaliyeti? Her türlü ticari faaliyet, sanayi faaliyet. Ticari faaliyet mal alımı, satımı, değiş tokuşu demiştik. Peki sanayi faaliyet neydi? Ham maddeyi işte yarı mamül veya nihai mamül haline getirmekten bahsediyorduk. Özel olarak ticari kazanç kabul edilenler vardı. Bunlar nelerdi? Bir hocam neydi? Maden, taş ocağı, kiremit ocağı, tuğla harmanı, işte kum, çakıl, istihsal yerleri, efendim menba suyu, bunların işletilmesinden elde edilen kazanç ticari kazançtı. Özel okul, hastane işletenler. Devamlı surette kendi nam ve hesabına borsaya kayıtlı olan hisse senetleri alıp satanlar. Yani kimdi bunlar? Jobberdi. Peki bu jobber neydi hocam? Borsa uzmanıydı. Buraya dikkat et. Kendi nam hesabına sürekli yapacaktı. Çünkü sürekli olarak yapmayınca kazancın mahiyeti değişecekti. Gayrimenkulün alım satım inşa işleri uğraşanlar. Yani müteahhitler, yani emlakçılar. Bunların elde ettiği kazanç da özel olarak ticari kazançtır. Özel okul hastane işletilmesi söylemiştik. Zirai faaliyetle uğraşan kolektif şirket ortaklarının geliri. Biraz önce söylemiştik. Hocam kolektif şirkette ve adi komandit şirkette komandit ortaklardı. Faaliyet zirai bile olsa kazanç ticari kazanç kabul edilir. Öyleyse bu da doğrudur. Hocam başka yok muydu özel olarak ticari kazanç? Var. Kendi nam ve hesabına menkul kıymet alıp satımı yapan kişiler. Bir de diş protezciliği demiştik. Unutmayın çok önemliydi. Hep karşımıza geliyordu bu diş protezciliği. Yine kenarda bir yerde duysun. Evet, faaliyeti durdurulan bir işletmenin satışından elde edilen gelir. Bu kazancın ismi nedir söyleyeyim bana. Bu ticari kazanç değil. Nedir bunun ismi? Bu arezi kazançtır arkadaşlar. Faaliyeti devam eden bir işletme olsaydı yine ticari kazanç olacaktı. Ama faaliyeti durduran bir işletmenin satışı çok sık karşınıza gelmez. Buradan elde edilen kazançsa arezi nitelikteki faaliyetlerden karşınıza gelir. Evet, 10. soru. Evet sevgili arkadaşlar. E seçeneğe geliyor. Yukarıda verilen yöntemlerden hangileri ticari kazançta yer almaz?
Ticari kazançta basit usul var, biliyoruz. Hatta basit usulden yararlanmanın genel ve özel şartları var. Basit usulden de çok fazla soru çıkabileceğini biz hep söylüyoruz. Birinci sınıf tüccarların çalıştığı hesap olan bilanço hesabı esası da mevcut. Esnaf muaflığı bir vergilendirme rejimidir. Dikkat edin, vergiden muaf esnaf hiç vergi ödemeyen biri demek değildir. Hep bunu söyleriz. Sadece yıllık bazda gelir vergisi beyanı verip de o vergiyi ödemez. Kendisi stopajla gider pusulası aracılığıyla vergilendirilir. Götürü gider. Arkadaşlar, götürü gider yöntemi, götürü gider yöntemi gayrimenkul sermaye iradında yer alan bir yöntemdir. Değil mi? Dilerse mükellefler hasılatlarının %15'ini götürü gider olarak düşebilir deriz. Gerçek gider ve götürü gider yöntemi ikisi de gayrimenkul sermaye iradında yer alır. Sınıf, yalnız burada benim ufak bir istisnayı sizinle paylaşmam lazım. Yani gözümüzden kaçıyor, unutuyoruz. Çıkar mı KPSS'de? Sanmıyorum ama ya çıkarsa? Yani burada bir nüans var arkadaşlar. Bu nüanstan bahsetmek istiyorum size. Gelir Vergisi Kanunu madde 40'ta şöyle bir ifade kullanılır. Yurt dışında inşaat, onarım, montaj, taşımacılık ve ihracat faaliyetinde bulunanlar bu faaliyetlerden dolayı elde ettikleri döviz kazancının 1/5'ini herhangi bir belge olmaksızın doğrudan gider olarak yazabilirler. Yani ticari kazançta çok istisnai olarak götürü gider yöntemi var. Ha, bu soru benim sorum. Hocam şimdi bu soru yanlış mı? Genel ifadeyle yanlış değil ama burada bir istisna olduğunu unutmayınız. Tamam mı burası? Tamam mı burası hocam? Daha önce duydunuz mu bunu? Yani öğreniyoruz hepimiz. Öğrenmeye devam ediyoruz. Değil mi? Şuraya not olarak da onu ekleyelim istiyorsanız. Burada bir not olarak duruyor hocam. Bakarsınız. Şimdi bu şekilde doğru yanıtımız nedir dersek, bu şekilde doğru yanıtımız evet E seçeneğidir. Biri bir önceki soruya dönmemizi istedi galiba. Özlem sen miydin o? Hı? Evet, döndüm Özlem soruya. Nedir? Takıldığın bir şey mi var? Yoksa faaliyeti durdurulan bir işletmenin satışından elde edilen gelir arizi kazançlar arasında yer alır. Öyle haliyle ticari kazanç değildir. Ha, cevabı göremedim. Tamam, peki. 11. Ticari kazançlarını basit usulde çalışarak elde edenler için hangisini almıştır? Vay vay vay. Basit usulden çok soru gelebilir demiştik. Hatta gelir vergisi kapsamında en çok sorunun çıktığı kazanç da hep ticari kazançtır deriz ama hep bunu vurgularız. Hocam, basit usulde kazancın tespiti nasıl yapılır? Önce bundan bahsedelim. Burada kazanç bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılatla giderler ve satın alınan malların alış bedelleri arasındaki olumlu fark olarak tanımlanır. Bu basit usulde ticari kazanç tanımını yapar. Hocam, basit usulde çalışanların bazı önemli özellikleri vardı. Bir kere basit usulden yararlanmak için bir genel bir de özel şartlar vardı. Özel şartları bilmemeliydik, bilemezdik çünkü her bir faaliyet için çok ayrıntılıydı. Fakat genel şartlar biliniyordu. Neydi bu genel şartlar? Bir, mükellef bir fiil kendi işinde çalışıyor olmalıydı. İki, yürüttüğü başka bir faaliyet sebebiyle, yani başka bir ticari, zirai ve serbest meslek faaliyeti sebebiyle gerçek usulde çalışmıyor olması gerekiyordu. Bir de iş yeri kiraysa
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde belirlenen yıllık kira haddini aşmaması, eğer kendi mülkü ise yine sınırlar içerisinde belirlenen değeri açmaması gerekiyor idi. Bunlar genel şartlardı. Hocam bir basit usulde çalışıyorsa ne yapıyordu bu? Basit usulde çalışanların defter tutmadığını biliyorduk değil mi? Bunlar defter tutmazlar. Dikkat, defter tutmuyorlar ama belge düzenliyorlar mıydı? Evet, belge düzenliyorlardı. Peki bunlar beyanname verir miydi? Verir mi? Beyanname verir mi, vermez mi? Beyanname verirler. Hangi beyannameyi veriyorlar hocam? Tabii ki yıllık olarak beyan edilmesi gereken gelir vergisi beyannamesini veriyorlar. Ama basit üste çalışan birinin geçici vergi mükellefiyeti yoktur. Basit üste çalışan biri katma değer vergisi mükellefi değildir. Basit üste çalışan biri muhtasar, yani tevkifat da yapmak zorunda değildir. Öyleyse burada saydığım beyannameleri bunlar vermezler. Şu bilgiyi de hatırlayalım. Basit üste çalışan biri defter tutmuyor ama belge düzenliyor ve bu belgeleri saklıyordu. Merak ediyorum, vergi usulü kanununa göre bu belgelerin saklanma süresi ne kadardı? Kaç? 5 yıl. Değil mi? TTK deseydik ne diyecektik? 10 yıl. Hadi sistematik yorum yapalım. VUK 5, TTK 10 yıl dedi. 5 yıl sakladım anam, hadi bir 5 yıl daha saklayayım dersen sistematik yorum yapmış olacağım hocam. Şimdi sorumu çözmek istiyorum artık. Sevgili arkadaşlar, kazanç bir hesap dönemi için elde edilen hasılat gelen bu A seçeneği zaten direkt kazancı tanımlıyor. Defter tutma yükümlülükleri yoktur. Güzel. Peki ortaklıklar basit üstüne yararlanabiliyor mudur? Evet. Adi şirkette bahsetmiştik zaten. Adi şirketler basit üstünden yararlanabilir. Fakat burada bir şart vardı. Ortaklarının biri diğer faaliyetler sebebiyle gerçek usule tabi olmamalıydı. Eğer gerçek usule tabi ise hiçbiri çalışamaz dedik. Ama burada ne diyor? Engel değildir diyor, değil mi? Geçici vergi beyannamesi verme yükümlülükleri yoktur. Basit usulden çıkanlar 2 yıl geçtikten sonra basit usule dönebilirler ifadesi defalarca kez karşımıza gelmiştir ve önemlidir. Peki. Şurada bir 12. soru var hocam. Hadi onu da bir yapalım. Aşağıdakilerden hangisi basit usulden yararlanamaz? Hocam yaktın bizi yine var ya. Hatice, basit usulden yararlanamayanları böyle ezberleyecek miydik? Ne yapacaktık? Hocam, basit usulden yararlanamayanları akılda tutmak çok kolaydı. Değil mi? Yani bir bakıyorsun ya bunlar zaten basit usulden yararlanmamalı diyorsun değil mi? Kimler yararlanmıyordu bir hatırlayalım. Efendim kolektif, aile, şirket, aile ortakları ve komandite ortaklar. Efendim başka? Kimler yararlanamıyordu? Mücevher, alıp satan ve sarraflar işte yani. Başka? Madeni var. Taş ocağı var. Maden işletiyor. Değil mi? Bunlar basit üstünden yararlanabiliyor. Başka? Sigorta prodüktörleri. Bakın adamın isminin önünde pro var. Zenginlik ifadesi demiş. Çalışamaz bu. Başka kim vardı hocam? Tasavvut. Neydi tasavvut? Yazmışız zaten. Aracılık işi yapanlar. Burada bir istisna vardı, hatırlıyor musun? Kimler hariç? Dayı,
başılar hariçti. Bunlar basın üstünden yararlanabiliyordu. Peki ikrazat var mıydı hocam? İkrazat neydi? Ödünç para verme işi yapanlar. Nasıl yani, tefeciler mi? Hayır. Kimden bahsediyorduk hocam biz burada? Factoring, leasing, değil mi? Bu uygulamadan bahsediyor idik. Başka kimler vardı? Şehirler arası, değil mi? Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar. Burada yine bir istisna var mıydı sevgili arkadaşlar? Ne diyorduk? Şoför haricinde 14 ve daha az olanlar hariç. Güzel. Şimdi buna göre hangisi basın üstünden yararlanamaz? Taksici, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapar ve 14 koltuktan daha az koltuğa sahip. Dolmuşçular, bunlar da yararlanır. Tabii burada dolmuşçuların bir baskı grubu olduğunu görüyoruz. Kendilerini burada yer edinebilmişler. Gıda ürünü alıp satanlar basın üstünden yararlanabilir, sıkıntı yok. Terzi basın üstünden yararlanabilir ama tasavvut, aracılık işi yapanlar yararlanamıyor idi hocam. Evet. Kaçtayım? Üçteyim. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi uygulamasında ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir? Tipik bir soru kökü ve biz burada size iki farklı akıl yürütme vermiştik hocam. İki farklı akıl yürütme vermiştik. Bir, işle ilgili olan giderler iner. İşle alakası olmayan giderleri indiremez. Çok temizdir bu. İkincisi, indirilen gider kalemi fazladır. İndirilemeyen giderleri aklında tutarsan rahat edersin demiştim. Şimdi burada teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütecek faizler indirilemeyecek giderlerden. Teşebbüs sahibinin eşine çocuklarına ödenen aylıklar inmez. Her türlü para ve vergi cezası inmez. Teşebbüs sahibinin kendi suçlarından doğan ödenmiş tazminatlar inmez. Fakat eğer sözleşme ve ilama isnaden ödenen zarar ziyan tazminat varsa bu indirilebilen giderler arasında yer alacaktı. Evet Gamze, hepsine denk gelemiyor biliyorum. Yanıt verdiğini görüyorum yani. 14. Ne diyorsunuz? Efendim Hatice. Deprem mi oldu? Ciddi misiniz? Merkez üssü neresiymiş? Kayseri. Manisa'da hissedildim ya. Hayır hayır, yani sen bilirsin. Sen bilirsin, tabii ki çıkabilirsin. Nasıl istersen. Ama Manisa'da nasıl hissettin o depremi, ben anlamadım. O kadar mı şiddetliydi? Hocam, ticari kazançta yer alan esnaf mantığından yer alan ödekleri vergi ilişkin aşağıdaki vergiden hangisi doğrudur? Şimdi esnaf diye kabul ettiğimiz, İşte kendi hayatını idame ettirecek kadar para kazanan, kendi yağıyla kavrulan insanlardı. Bunun bir tanımı var kanunda. Bu tanım bizim için önemli. Hayır. Ama esnaf muafı ile ilgili şu bilgi önemli. Vergiden muaf esnaf dediğimiz, bu esnaf muafından yararlanan kişiler ki bunlar ayrıca kanunda sayılmıştır.
yıllık bazda gelir vergisi beyanı verip vergi ödemezler. Ama hiç vergi ödemiyor demek doğru değildir. Bunlar stopajla vergilendirilmiş. Neyle? Stopaj. Yani tevkifatla. Peki bu iş neyle yapılır? Hocam bunun için düzenlenen bir belge var. Hangi belgeydi bu? Gider pusulası. Demek ki vergilendirme burada gider pusulasıyla yapılacak. Öyleyse hiç gelir vergisi ödemezler ifadesi doğru değil. Stopajda yine vergi ödüyorlar. Yaptıkları işlerden elde gelenin %50'sinden daha az vergi öderler. Böyle bir şey demedik. Stopaj yapmak gümrük işine satış yapmaları halinde işin türüne göre değişik oranda vergi öderler. Aynen öyle. Bu arada bu vergiyi vergiden muaf esnafla iş yapan kişi kimse, stopaj yapma yükümlü olan kişilerden biri ise kaynakta keser ve kendisi muhtasar beyannameyle bildirir demiş dedik. 15. İşletme hesabı esasında vergilendiren bir çiftçinin bilanço esasına geçmesi ne aşağıdaki hangisi ölçüt olarak alınır? Vay vay vay. Sevgili arkadaşlar ne diyorsunuz? Evet Tuğçe, evet Merve. Şimdi ticari kazançta gerçek usul vardı ve gerçek usulde bir sınıf tüccarlar için bilanço esası, iki sınıf tüccarlar için işletme esası vardı. İyi, güzel. Burada kimin bir sınıf olacağına, kimin iki sınıf olacağına karar vermek için mal alış satış ve iş hasılatı hadleri vardı. Bunlar her yıl düzenleniyordu, bunları bilmek durumunda değildik. Ve aynı şekilde zirai kazançta da gerçek usul vardı ve aynı ticari kazançta olduğu gibi burada bir zirai bilanço hesabı vardı. Bir de ne vardı? Zirai işletme hesabı var idi. Bu birinci sınıf, bu da ikinci sınıf hocam. Nasıl oluyor bu iş? Burada kimin bilanço hesabı? Kimin işletme hesabında çalışacağına karar vermişti. Herhangi bir ölçüt yoktu. Sadece çiftçinin kendisi bunu seçiyordu. Çiftçinin kendisinin yazılı talebiyle oluyor idi. Doğru yanıt A seçeneği. 16. Aşağıdakilerden hangisi zirai faaliyet kabul edilmez? Hoppala. Nereden çıktı şimdi bu zirai faaliyet? Zirai faaliyet ne demekti ki? Nasıl tanımlanıyordu zirai faaliyet? Zirai faaliyet. Arazi, de, deniz, göl, nehirde, ekim, dikim, efendim, bakım, üretme, yetiştirme, ıslah yollarıyla veya doğrudan doğruya tabiattan faydalanmak suretiyle nebat, orman, hayvan, balık bunların mahsullerinin kullanılması, işte avlanması, yetiştirilmesi vesaire bunların hepsi zirai faaliyettir. Peki şimdi hocam, özel olarak zirai faaliyet kabul edenler vardı. Bir, neydi bu özel olarak? Aşım yaptırmak amacıyla erkek damızlık besleniyordu. İki, neydi? Çiftçinin kullandığı zirai taşıtları başka bir çiftçinin işlerinde kullanılması karşılığında aldığı bedel. Bu da özel olarak zirai kazanç kabul ediliyordu. Bir de hoca burada demiştik ki burada zirai kazanç kabul edilmeyenleri unutma, bunlar önemli. Neydi bunlar kabul edilmeyenler? Bir, hocam yetiştirilen ürün eğer açılan dükkana sokuluyorsa, dükkana giriyorsa bu zirai değil ticari olacaktı. İki demiştik, yarıcılık faaliyeti. Hatırlıyor musun?
İcar. Neydi bu? Çiftçi arazisini, bağını, bahçesini, tarlasını başka bir çiftçinin kullanımına bırakıyor. Kiralıyor bir nevi. Senin sonunda da mahsulün yarısının bedelini alıyorsa buna yarıcılık diyorduk. İcara vermek. Hocam eğer çiftçi böyle bir şey yaparsa burada elde ettiği kazanç zirai değil de GVK 70. maddeye göre mal ve hakların kiralanmasına girecekti. Bu ikisini unutmayacaktık. Soru zaten buradan gelecek muhtemelen. Çiftçinin arazisinin başkasının kullanımına bırakarak gelir sağlaması bu gayrimenkul sermaye kaldı. Yalnız burada eğer çiftçi yani arsasını, arazisini, bağını, bahçesini, tarlasını kiralayan çiftçi giderlerin bir kısmına katılıyor ise burada elde ettiği kazanç zirai kazanç kalıyor. Hocam bu bir kısım ne kadar kısımdır? Bununla ilgili çıkartılan tebliğler var. Bununla ilgili düzenlemeleri bilmek zorunda değilsiniz. 17 diyorum. Bunu da çözüyor, ara veriyorum. Aşağıdakilerden hangisi zirai kazancın gerçek usulde tespiti sırasında hasılattan inmesi mümkün değildir? Aynı mantıkla hareket edecektik değil mi hocam? İşle ilgili olanlar inebilecek, işle ilgili olmayanlar indirilmeyecek. Zirai işletmesine alınan borç paraların faizleri. Bu arada en fazla kanunen kabul edilen giderin olduğu kazanç unsuru zirai kazançtır. Amaç da bir çiftçiyi desteklemek gibi görünür. Zirai makinelerin yakıt, yağ, elektrik, yedek parça, bakım giderleri. Olur. Efendim bununla ilgili amortismanlar. Olur. İşletmeyle ilgili kanuna ilama dayalı ödenen zarar ziyan tazminat. Olur. Çiftçinin kendisinin eşini küçük çocukların işletmeye yatırdıkları sermaye için yürütülen faizler inmez hocam. Bunun işte alakası yok deriz. Peki. Burada ara veriyorum. 10 dakika sonra geri dönmüş olurum. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi der? Safi ücretin tespitinde indirebilecek giderlerden biri değildir. Gider indirimlerinden olmaz. Burada bir hata var. Evet hocam. Yanıt ver bakalım. Sen yanıt vermeyeceksin. Anladım. Ben yapayım. Sevgili arkadaşlar. Oldu Merve. Ücret kazancı vergilendirilirken yapılan indirimler şunlardır. 657 sayılı kanun uyarınca yapılan yasallı kesintiler. OYAK ve benzeri kamu kurumları için yapılan kanuni kesintiler. Sosyal güvenlik kurumlarına ödenen aidat ve primler. Sendika aidatları. İşte Türkiye'de bulunan sigorta emekli şirketlerine ödenmiş olan işte hayat, ölüm, engellilik, işsizlik, bunun gibi benzeri sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı payları. Bunlar indirilebilen giderlerdir. Fakat istisna dışında kalan emeklilik ödemeleri özel olarak ücret kazancı kabul edilir. Peki, soru 19. Engellilik indiriminden kim yararlanamaz der soru. Bence böyle bir soru bu sene gelebilir. Ücret kazancında yer alan meşhur bir indirim değil mi sevgili arkadaşlar? Engellilik indiriminden kimler yararlanabiliyor? Önce bunu hatırlayalım olur mu? Yararlananlar kimler? Engelli ücret kazancı elde eden kişi. Yani kendisi yararlanabilir. Bakmakla yükümlü olduğu engelli olan ücret kazancı elde eden kişi yararlanabilir. Engelli serbest meslek erbabı yararlanabilir. Bakmakla yükümlü olduğu
engelli nüfus olan serbest meslek erbabı yararlanabilir. Efendim engelli olup basit usulde çalışan kişi yine engellilik indiriminden yararlanabilir. Başka var mıydı? Yok. Peki engellilik indiriminden kimler yararlanamaz? İşte burası karşına soru olarak gelebilecek nokta. Hocam engellilik indiriminden kim yararlanamıyor? Bir, gerçek usulde çalışanlar. Yazıyorum. Hangi usulde? Gerçek usulde çalışanlar. Yani gerçek usulde çalışan ticari kazanç sahibi yararlanamayacaktır. Efendim başka kimdi? Zirai kazanç sahipleri yararlanamaz. Ayrıca engellilik indiriminden sadece tam mükellefler yararlanabilir. Dar mükellefler engellilik indiriminden yararlanamayacaktır. Bunu da burada hatırlayalım. Dar mükellefler. Bunlardan biri var seçeneklerde. Engelli olan gerçek usulde çalışan ticari kazanç sahibi. Peki hocam bunun gerçek usulde olduğunu nasıl anladın? Basit usulde olsaydı açık açık söylerdi. Aynı E seçeneğinde olduğu gibi. Peki 20. Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazancı değildir der bana soru. Serbest meslek faaliyeti neydi acaba? Önce bunun tanımıyla bir başlayalım mı hocam? Neydi bu serbest meslek faaliyeti? Nasıl tanımlanıyordu? Gelir vergisi kanunu madde 65 ile 69 arasında düzenlenmiştir. Serbest meslek kazancı. Ve şöyle de serbest meslek kazancı için. Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi bilgiye, İhtisasa, uzmanlığa dayalı olarak yürütülen, ticari mahiyette olmayan, kendi nam ve hesabına yapılan işlerdir. Bu arada serbest meslek kazancı, emek unsurunun ön planda olduğudur. Olduğu kazançların arasında yer alır. Ücret kazancı ve serbest meslek kazancı. Bu yüzden ikisi birbiriyle karışabilir. Arada bir nüans vardır. O da çok net. Ücret belli bir işverene tabi, belli bir iş yerine bağlı olarak yapılırken serbest meslek erbabı kendi nam ve hesabına bu işi yapar. Bu ayrımı sana hatırlatmak istedim. Tekrar karşına gelebilir. Peki kimler serbest meslek erbabıdır? Hocam gümrük komisyoncusu, serbest meslek erbabıdır. Borsa, ajan, acentaları, noterler. Noterlik görevini ifa edenler, serbest meslek erbaplarını bir araya getirerek oluşan serbest meslek kazancından pay alanlar, serbest meslek faaliyetinde bulunan kolektif ve adi şirketlerdeki ortaklar, işte adi komandit şirkette komanditer ortaklar, daha önce söylemiştik, dava vekilleri, müşavirler, efendim tahkim işleriyle oluşan hakemler, bunların aldığı o paralar, serbest meslek kazancıdır. Ressam, şair, yazar, heykeltıraş, bilgisayar programcısı, çevirmen, mühendis, işte bunların hepsini aldı, elde etti. Kazanç da serbest meslek kazancıdır. Aha da ben de serbest meslek erbabıyım. Yaptığım şu faaliyet sebebiyle. Bir de hatırlayın, işte telif hakkı sahibi olanlar, değil mi? Kendileri ve kanuni mirasçıları, işte bunu kiralarsa veya satarsa elde ettikleri kazanç serbest meslek kazancı olacaktır. Sevgili arkadaşlar, gümrük komisyoncusu SMK, serbest muhasebeci SMK, serbest meslek faaliyetinde bulunan adi komandit şirketinin komandit ortağın kar payı SMK, kendi hesabına konser veren müzik sanatçıları, o da serbest meslek erbabıdır. Fakat ressamın, başka bir ressamın yaptığı resmi satın alıp satması tabii ki ticari faaliyet olarak kabul edilecek. Bu yüzden de ticari kazanç olacaktır. Ressam kendisi resim yapsaydı ve bunu satsaydı ne olacaktı? Bu serbest meslek kazancı olacaktı. Peki buradaki faaliyetin mahiyeti değişmiş durumda. Güzel bir soru var. Soru 21.
kiraladığı iş yerinin bir kısmını ikametgah amaçlı kullanan doktor benim. 2000 TL kira, 1000 TL ısıtma gideri, 500 TL de kırtasiye gideri ödemiş. Bunun giderleri var. Evet. Doktor Veri bu ödemeler için ne kadar gider indirebilir diyorsa. Ne diyorsunuz? Bakın bu soru gelebilir. Böyle bir soruyla karşılaşabiliriz. Serbest meslek kazancında kanunen kabul edilen giderler var. Hocam genel giderler iniyor. İşte genel gider nedir? Kira, elektrik, işte su, doğalgaz bunlardı. Fakat burada kirayı ayrıca ele almıştık, hatırlayın. Şöyle demiştik. Eğer kiralanan iş yeri aynı zamanda, hatırlıyor musunuz bunu? İkametgah amacıyla kullanılıyorsa, bu durumda ne diyorduk? Kiranın tamamı genel giderlerin ne kadarıydı hocam? Ne kadarı? Yarısı gider olarak indirilebilir. Şimdi bir bakalım. Veli 2000 lira kira vermiş. Tamamını indiririm. Genel giderler neymiş? 1000 TL ısıtma, 500 TL kırtasiye gideri var. Toplam 1500 TL. Doğru mu? Peki bunun yarısını gider olarak indirebiliyorum. 750 TL. Yaptı mı toplam 2750 TL? Doğru yanıt B seçeneği. Var mı sıkıntısı olan? Hocam kırtasiye giderini de mi aldınız? Efendim? Kırtasiye giderini de mi aldınız, sadece aydınlatmasına değil miydi? Kırtasiye gideri de genel giderdir ve onun yarısını alırız. Anladım. Biraz önce onu almadın mı sen? Yok, almadan hesaplamıştım da. Çünkü 2500 dedin değil mi? Evet, evet. Serbest meslek erbaplarının kendilerine yapılan ödemeler üzerinden yapması gereken stopaj oranı yüzde kaçtır? Serbest meslek kazancında ana vergilendirme stopajdır hocam. Yani tevkifattır. Sadece iş yeri olarak kullansaydı bu durumda genel giderlerin tamamını, genel giderlerin belli yüzdelerini indirecekti. Bununla ilgili ayrı düzenlemeler var. Stopaj tevkifatla vergilendirilir. Dikkat! Burada bir tane belge var. Hangi belge? Serbest meslek makbuzu. Hocam bu belgeyi düzenleyen serbest meslek erbabı. Fakat ilgili vergiyi ödeyen karşı taraf. Yani serbest meslek erbabından hizmet satın almış olan kişi, eğer stopaj yapmakla yükümlü olan kişiler arasındaysa, yani gelir vergisi kanunu madde 94'te yer alan kişilerden biri ise, %20 stopaj yapıp ödemeyi böyle yapacaktır. Makbuzu düzenlerken de %20'lik stopaj belirtilmek durumundadır. Ayrıca burada bir dip not var. Telif hakları için de stopaj uygulanır. Buradaki stopaj telif hakları için %17'dir. Diğer faaliyetler için, tabii ki diğer serbest meslek faaliyetleri için %20 tanımlanır. Şimdi burada telif hakları diye belirtilmediğine göre doğru yanıtımız B seçeneği olacaktır. 23. Çok mühim, pek mühim bir soru, haberin olsun. Gizem'in dedesinden kalan Roman'ın telif hakkını Ali'ye satmış Gizem. Ali ise satın almış olduğu telif hakkını ilk senelerine satmış. Dikkat et. Buna göre Ali'nin elde ettiği kazanç aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, telif kazançları istisnası diye meşhur bir istisna var. Şimdi bu istisnadan ziyade telif hakkını kimin satıp kimin kiraladığına göre kazancın mahiyeti farklılık gösteriyor. ÖSYM'de bunu sormayı
çok seviyor hocam. Çok fazla sorun var. Şöyle bir hatırlayalım buradaki durumu. Eğer telif hakkını ve ihtira beratını hatırlıyorsun değil mi? Sahibi veya kanuni mirasçısı satarsa elde edilen kazanç serbest meslek kazancı. Eğer kiralarsa elde edilen kazanç yine serbest meslek kazancı. Eğer telif hakkını ve ihtira beratını sahibi kanuni mirasçıları yani müellifleri dışındaki kişiler ki biz bunlara üçüncü kişiler diyeceğiz. Üçüncü kişiler kiralarsa farklı, satarsa farklı kazanç karşınıza gelir. Eğer kiralarsa gelir vergisi kanunu madde 70'teki mal ve hakların kiralanmasına girer. Yani gayrimenkul sermaye iradıdır. Peki satarsa ne olur? Satarsa ne olur? Kim söyler? Satarsa değer artış kazancı olarak karşınıza gelir. Peki. Şimdi buna göre bakalım. Ali hangi konumda? Ali kanuni mirasçı değil. Telif hakkı sahibi de değil. Yani telifi meydana getiren kişi de değil. Ali bunu başka bir kişi satmış. Bu durumda Ali'nin elde ettiği kazanç ne olacaktır? Değer artış kazancı olacaktır. 24. Evet hocam, 24. Yanıt. Gelir vergisi kanunu 70'li maddede sayılan mal ve hakların kiralanmasından elde edilen kazanç gayrimenkul sermaye iradıdır. Peki bu mallar nelerdir? Arazi, bina, maden, menba suları, efendim taş, kum ocakları, işte çakıl üretim yerleri, tuğla kiremit harmanları, tuzlalar, voliler, dalyanlar. Bunlar kiralanırsa elde edilen kazanç gayrimenkul sermaye iradı. Tabi burada gayrimenkulün demirbaş eşya döşemeleri var. Gayrimenkul olarak tesir eden haklar var. Neydi bu haklar? Gayrimenkul olarak tesir eden haklar. Hiç hatırlıyor musunuz bunu? İntifa hakkı, irtifak hakkı, sükna hakkı. Bunları hatırladık mı? Bunlar. İşte telif haklarını üçüncü kişiler kiralıyorsa gayrimenkul sermaye iradıydı. Gemi paylarının kiralanması. Efendim motorlu nakil vasıtaları, araç, makine, teçhizat kiralanması. Bunların hepsi gayrimenkul, çok pardon, sermaye irade olacaktır. Doğru yanıt C seçeneği. Bu arada unutma, eğer burada işletilmesi deseydi, bu kazanç özel olarak ne kabul edilecekti? Özel olarak ticari kazanç kabul edilecekti. Peki, 25. soru için acaba ne diyorsun bana? Yıllık kira geliri 200 bin TL olan ve götürü gider yöntemini tercih etmiş olan Haydar'ın vergi ödeyeceği büyüklük kaçtır? Gayrimenkul sermaye iradında vergilendirme gerçek gider ve götürü gider yöntemiyle yapılıyordu. Değil mi hocam? Götürü gider yönteminde ne demiştik? Götürü gider yöntemi, götürü gider. Hatta biraz önce ticari kazançta çok sınırlı olduğunu söylemiştik. 1/5 gibi bir tutar vardı. Götürü gider kaçtı hocam? %? 15. Önceden kaçtı bu? %25'ti.
%15'e düştü. Artık götürü gideri bu yüzden seçmenin pek mantığı kalmadı. Yani insanlar gerçek lider yöntemini daha çok tercih eder hale geldi gibi görünüyor. Eğer götürü gideri seçiyorsak hasılatın %15'ini gider olarak düşebiliriz. Güzel. Şimdi kira gelirim 200 bin TL'ymiş. 200 bin TL'nin %15'ini götürü gider olarak kabul edeceğime göre bu 30 bin TL'dir. Peki 30 bin TL'm giderse 30 bin TL'ye düştüğümde kalan benim için vergi ödeyeceğimiz büyüklüktür. Yani matrahtır. 170 bin TL. Doğru yanıt B seçeneği. 26. Emsal kira bedeli için bir soru. Emsal kira bedeli de önemlidir, biliyorsunuz. Bay A sahip olduğu dubleks evinde kardeşi ve ailesiyle birlikte ikamet etmektedir. Söz konusu ikamet emsal kira bedeli açısından değerlendiririz. Emsal kira bedeli niye vardı bir hatırlayalım. Kiralamanın emsallerin altında göstermesini engellemek için var. Niye? Ne olur ki emsallerin altında olursa ne oluyordu? Yani neydi sıkıntımız? Eğer emsallerin altında oluyorsa tabii ki idare vergi kaybıyla karşılaşıyordu. Bunu engellemek için var değil mi? Bu bir güvenlik önlemiydi. Peki bu emsal kira bedelinin bir düzenlemesi var mıydı hocam? Hatırlatır mısın bana emsal kira bedeliyle ilgili? Hatırlatmak istediğin bir şey var mı? Bina ve arazilerde ilgili taşınmazın kaçıydı ya bir şeydi neydi? Sınav sorusudur bu. Haberin olsun. Bina ve arazilerde kaçtı hocam? Kimse bir şey söylemeyecek mi? Söylemeyecek. Peki. Çok konuşkansınız yine. %5 hocam. Neyin %5'i? Bina ve arazilerde emlak vergisi. Vergi değerinin %5. Değerinin %5'i. Peki diğer? Servet değerinin %10'u. Mal ve haklarda? %10. 10. Neyin %10'u? Servet değerinin. Servet değeri ne demek? Bu ne? Maliyet bedeli mi oluyor? Maliyet bedeli %10. Güzel. Şimdi emsal kira bedelinin aranmadığı durumlar vardı. Efendim şuydu. Bir, işte gayrimenkulün muhafazası amacıyla bedelsiz başkasının ikametine bırakılması. İşte demiştik ki burada emsal kira bedeli aranmayacaktır. Efendim tabii ki genel bütçeli, özel bütçeli, il özel idaresi, belediye bunların yaptığı kiralamalarda emsal kira bedeli aranmaz. İşte efendim ev sahibiyle beraber işte usul ve fuyruların ev sahibiyle beraber işte herkesin bir arada kardeşlerin beraber yaşaması, ailesiyle beraber yaşaması, boş kalan bir gayrimenkulün usul ve furuye bedelsiz bırakılması. Bu durumlarda emsal kira bedeli aranmayacaktı. Şimdi burada Bay A sahip olduğu dubleks evinde ailesiyle beraber yaşıyor. Burada emsal kira bedeli aranmayacaktır. Bu arada bir dipnot da hocam, iş yerinde emsal kira bedeli uygulaması yoktur. Tamam? İş yerinde emsal kira bedeli yok. Çünkü ikametgah amaçlı olması gerekiyor. 27. Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye irade olarak kabul edilir? Ne diyorsun? Yanıt veriyor musun?
Evet. Merve yazdı. Bir kişi daha yazacak mı acaba, yazmayacak. Tamam. Peki. Sevgili arkadaşlar, Gelir Vergisi Kanunu 75. madde, çok pardon, menkul sermaye yeri adına bize tanınmıyor. Şöyle diyor: sahibinin ticari, zirai veya mesleki faydası dışında nakdi sermayeden oluşan sermaye ve para ile temsil edilen değerlerden oluşmuş olan sermaye ödünç vermesinden elde edilen faiz, kar payı, kira ve benzeri iratlardır. Şimdi burada işte her türden hisse senedinin kar payları, iştirak hisselerinin doğan kazançlar, mevduat faizleri, alacak faizleri, işte hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponların satışından doğan kazançlar. Bunların hepsi menkul sermaye iradıdır. Fakat burada menkul sermaye iradı kabul edilmeyeni bilmen gerekir. Menkul sermaye iradı ne kabul edilmez? Hocam unutma burayı, olur mu? Burası önemli. Menkul kıymetlerin kuponlu veya kuponsuz satılmasından elde edilen kazanç ne değildir? Menkul sermaye iradı değildir. İştirak paylarının devir ve temliki karşılığında elde edilen gelirlerde menkul sermaye iradı kabul edilmez. Evet, dipslerden elde edilen faiz geliri menkul sermaye iradıdır. Soru 28. Bence güzel, tipik sınava uygun bir soru, haberin olsun. Yanıt. Merve, yanıt. Bir dakika hocam, bekliyorum. Bakıyorum. Tamam, hadi ben de bekliyorum. Şurada bir ayar yapayım. Bilgisayarımda bir sıkıntı var. İnşallah çözeceğim. Evet, menkul sermaye adına vergilendirme 3 farklı şekilde yapılıyor. 1. Beyannameli bildirilenler vardır. 2. Tevkifatla vergilendiriliyordu. 3. Hocam, belli bir tutarı aştığımızda tevkifatla beyannameli bildirecek olan menkul sermaye adları vardır. Soru bana der ki, hangileri stopajda tevkifatla vergilendirilir? Hocam, mevduat faizi doğrudur. Devlet tahvilleri faizi doğrudur. Her türden alacak faizleri doğrudur. Doğru yanıt C seçeneği. 29. Aşağıdakilerden hangisi değerli? Biri. Efendim? Bir önceki soruda her türlü alacak faizleri beyanı tabi değil miydi? Bir dakika, yanlış mı yaptık? Evet, bir daha bakabilir miyiz? Bir bakalım. Şöyle bir baştan düşünelim. Mevduat faizi var, devlet tabiri faiz var. Her türlü alacak faizi. Beyannameyle bildirilmiyor muydu? Evet, katılım bankacılık kar payı olmayacak mı? Bu olmayacak değil mi? Ben biraz önce ne dedim ya? C demedim mi? C dediniz de şeyi kabul ettiniz. Dördüncüyü de kabul ettiniz ondan. Ha, yanlış işaretledim yani. Aynen. Doğru yanıt C seçeneği, bir sıkıntı yok. Tamam o zaman.
Bir daha bakıyorum. Ha tamam, 5 var, 4 yok. Doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi değer artış kazançlarının biri değildir? Nasıl yapıyorduk hocam bu işi? Bunun bir mantığı vardı. Ya bunları hep karıştırıyorduk. Hangisi analiz kazanç, hangisi değer artış kazancı, kafamız karışıyordu, hatırlıyor musunuz? Nasıl aklımıza tutacaktık? Hocam, değer artış kazancıysa mal ve hakları elden çıkaracaktık. Arizi kazançsa nasıl aklımıza tutacaktık? Sürekli olarak yapamayacağım bir faaliyetten gelir elde edecektim. Aklımda böyle kalacaktı. Şimdi A'ya bakıyorum. Ortaklık haklarının veya ise senetlerin elden çıkarılması. Elden çıkarılması bitti. Değer artış kazanç. B'ye baktım. Mevku kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası açısından elden çıkarılması. Değer artış kazanç. Gerçek usulde vergiye tabi mükellefin terk ettikleri işle ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazanç. Bak sürekli böyle bir şey mümkün değil ya. Bu çok arizi bir durum değil mi? Doğru yanıt C seçeneği. İşte arama, işletme, market, ruhsat, ticaret unvanı işte yine elden çıkarttım. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkartılmasından bahsediyorum. Diğer seçeneklerde değer artış kazanç. Şöyle bir bakalım. Evet. Soru 30. Gelir vergisi mükellefleri hangi oranda geçici vergi öderler? Hocam, geçici vergi. Diğer ismi peşin vergi idi. Yıllık olarak gelir vergisini 3 aylık dönemler, kurumlar vergisini 3 aylık dönemlerle peşin alıyorduk. Geçici vergi mükellefleri kimlerdi? 1. Ticaret ve sanat erbapları. İstisnalar var mıydı burada hocam? Hatırlıyor musun istisnaları? Basit usulde çalışanlar yoktu. Bir de ne vardı burada? Yıllara sair inşaat ve onarım işleri uğraşanlar ya da yıllara yaygın inşaat ve onarım işi. Sonra serbest meslek erbapları vardı. Dikkat et, burada hep bir hata yapıyoruz. Noterler hariç değil de şöyle diyeceğiz. Noterlik görevini ifa edenler. Noterlik görevini ifa eden kim? Noter olarak atanmamış ama ihtiyaç var. Bu görevi geçici olarak sürdürüyor. Noter olarak ataması yapılana kadar. Sonra bir de kim vardı? Kurumlar vergisi mükellefidir. Kurumlar vergisi kanunu madde 1'deki her mükellef geçici vergi ödemekle yükümlüdür. Geçici vergi. Gelir vergisi kapsamında ilk dilime tekabül eden orandan ödenirdi. %15. Kurumlar vergisinde ise kurumlar vergisi oranı neyse o olacaktı. Hocam şimdi burada dikkat et. 2021 yılı için kurumlar vergisi oranı geçici bir maddeyle %25 olarak tanımlandı. Bir sonraki yılı olan 2022'de ise %23 olarak tanımlandı. Öyleyse şu an geçici vergi oranı kurumlar vergisinde %25, 2022'de ise %23 olacaktır. Doğru yanıt A seçeneği. 31. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükelleflerinden biridir der. Yanıt. Yanıt hocam. Kurumlar vergisi kanunu madde 1'e göre. Kurumlar vergisi mükelleftir. Teker teker sayılmış. Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları,
dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıkları, ki iş ortaklıklarının kurumlar vergisi mükellefiyeti seçiciydi, hatırlayın. Yani ihtiyariydi. Yatırım fonları, yalnız yatırım fonlarında bir istisna durumu var. Daha önce de söylemiştim. Evet, mükellef olarak tanımlanır ama yatırım fonları yönetenler kurumlar vergisinden istisna tutulur. Oradaki kazanç istisna tutulacak diyen bir anlamdı. Peki kurumlar vergisinden muaf olan kamu kuruluşları var mı? Var. Toplu konut idaresi, özelleştirme idaresi başkanlığı, darphane damga matbaası genel müdürlüğü ve milli piyango idaresi. Bunlar kurumlar vergisinden nedir hocam? Muaf olan kamu kuruluşlarıdır. Şimdi dikkat et. Merkez Bankası bir AŞ'dir, değil mi? Anonim şirkettir. Anonim şirket sermaye şirketidir. Kurumlar vergisi mükellefidir. Öyleyse hocam, hatta kurumlar vergisi rekortmenidir kendisi, değil mi? Merkez Bankası. Yüzde kaç hissesi bunun hazineye aitti? %54 mü, %55 miydi? Ben %54 diye hatırlıyorum ama. Anladım. Siz de öyle hatırlıyorsunuz. Sessizlik olduğuna göre. 32. Anonim şirket kapı gibi tüzel kişiliği var. Kooperatif tüzel kişiliği var. Kamu iktisadi kurumları tabii ki. Hocam iş ortaklığı ve yatırım fonları. Tüzel kişiliği yoktur. Hatta iş ortaklıklarında da bir şart vardır. Efendim bir inşaat işi, onarım işi, taat işi yaparız. Amaç kazanç paylaşımıdır. Bir araya geliriz. Bir gerçek kişiyle işte saydığımız kurumlar vergisi mükelleftir bir araya gelir. Ve biri en azından kurum olmalıdır diye de belirtiriz. 4 ve 5 yani A seçeneği. Tüzel kişilikleri yoktur. 33. Hadi yesiniz, 7 soru kaldı. Evet. Ne diyorsun? Gamze, ne diyorsun? Kimse yanıt vermeyecek mi? Vermeyecek. Peki. Öyleyse ben vereyim. Hocam, soru bana der ki, dar mükellef kurumlar hangi kazanç ve iratlarında, aşağıdakilerden hangisi dar mükellef kurumların mükellefiyet kapsamına giren kazanç ve iratlardan biri değildir? Hocam, dar mükellef veya tam mükellef, kurumlar vergisinde ücret kazancı elde etmezler. Doğru yanıt D seçeneğidir. Hiçbir kurum ücret kazancı elde etmiyor. Geçmişte ücret kazancı elde edildiğine dair bazı yorumlar var idi ama şu an yok hocam. 34. Özel hesap dönemi 1 Nisan 2018'de 30 Mayıs 2018 olan bir limited şirketin kurum kazancı ile ilgili kurumlar vergisi beyannamesi ne zamana kadar verilir? Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi hesap dönemi olarak tanımlanır. Hesap dönemi takvim yılı olabileceği gibi özel olarak kurumlar hesap dönemi de tayin edilir. Yani hocam, kurum turizmde çalışıyor olabilir, kurum eğitim sektöründe çalışıyor olabilir. Böylelikle kazanç elde edeceği dönem farklılaşır. Peki ne zaman beyannamesi verilir? Hemen yazıyorum. Diyorum ki hesap dönemini kapandığı izleyen
Dördüncü ayın 1 ile 25 arası beyanname verilir. Vergi de tek taksitte ödenir deriz. Şimdi dikkat edin. Hesap dönemi ifadesi önemlidir. Sakın aklına Nisan ayı olarak bunu doğrudan getirme. Evet, hesap dönemi takvim yılıysa Nisan ayı olur. Ama böyle bir özel hesap dönemi varsa ne olur hocam? Mayıs'ı izleyen dördüncü ay. Eylül ayının 25'i mi yaptı hocam? Eylül 2018. Yani 25 Eylül 2018'de beyannameyi vermiş olmalıydı. 31 Mayıs'ta da ne yapmalıydı? Vergiyi ödemeliydi. Şöyle bir gittim. 35. Deniz taşımacılığı yapan yabancı ulaştırma kurumlarında uygulanan ortalama emsal oranı kaçtır? Şimdi ortalama emsal oranları neydi? Niye vardı? Bir bunu hatırlayalım sizinle beraber. Hocam, ortalama emsal oranları dar mükellef olan kurumların, ki yabancı ulaştırma kurumlarının Türkiye'de ne kadar kazanç elde ettiğini tespit etmek için vardır. Lütfen dikkat. Bu ortalama emsal oranları kurumlar vergisi oranı değildir. Sadece Türkiye'de ne kadar kazanç elde ettiğini bunlarla anlarız. Peki bu ortalama emsal oranları kaçtı hocam? Değişiyordu değil mi? Böyle bir şey vardı. Ortalama emsal oranları. Hatta güzide bir halk ozanımızın bir türküsüyle bunu biz hatırlatıyorduk. Değil mi? Ne diyorduk? Havada 5. Karada %12. Denizde %15. Hangi şarkı bu? Arabada 5, evde 15. Hoşuna giderse bizde %12. Aklında böyle de kalabilir hocam. Tamam. Ne demiş bana deniz taşımacılığı? %15. Kurumlar vergisinin muhtasar dönemiyle bilinen vergiler ne zaman? Şimdi burada tekrar şu bilgiyi hatırlatmak istiyorum. Çünkü çok fazla geliyor. Biraz sonra bu videoyu yayınladığımda da gelecek muhtemelen. 115 sayılı vergi sürküleriyle bu vergilerin beyanname verme ve ödeme sürelerinde değişiklik var. Peki hangisi doğrudur? Arkadaşlar, sürküler tali kaynaktır. Sadece ilgilileri bağlar. Beni bağlayan kanundur. Asli kaynaktır. Hala kanunda bu yazıyor. Peki hangisi doğru olacak? Soru bana sirkülere göre demediği sürece mevzuatta yazan esas olacaktır. Bunu tekrar hatırlatmış olalım. Hocam, muhtasar beyanname ne zaman verilir? Tevkifatı izleyen ay 23. günü akşamına beyannamesi verilir. Bu vergi 26. günü akşamına da ödenir. Şimdi buna göre ne zaman ödenir dediğine göre beyannamenin verildiği ayı 26. günü akşamı doğuyanıdır. Evet hocam, 37. Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin kanuni mükellefi değildir? Eyvah! Katma değer vergisinin mükellefi kimdir? Şimdi katma değer vergisinin konusunu hatırlayalım. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde mal teslimi, hizmet ifası ve diğer teslimi yaptıysak konu ortaya çıktı. Diğer teslimler nedir? Ticari, zirai ve serbest meslek faaliyeti kapsamında yapılan teslimlerdir. Peki hocam, bunun mükellefleri kimdir? Bunları teslim edenler. Hizmeti sunanlar, ithalatı yapanlar. Şimdi katma değer vergisinin mükellefi aslında bu malı sana satan kişi. Ama bu vergi bir dolaylı vergi ve yansıtılmak için var olmuş adeta. Hatta kanun kendisi yansımayı düzenliyor, değil mi? Elektronik mağazasından cep telefonu satın alan kişi aslında bu vergi gerçekten yüklenen kişidir. Ama verginin kanuna yazan mükellefi değildir hocam. 38. Çok merak ediyorum. Biraz da zaman verin.
Evet, ne diyorsunuz? Ben bu soruyu tabii ki sormuşumdur. Mesela hatırlayalım. Gelir vergisi beyannamesi posta yoluyla gönderildiyse kaçıncı gündü? Sonra da katma değer vergisine geçelim. Yedinci günün sonundaydı gelir vergisi. Kurumlar vergisi posta yoluyla gittiyse üçüncü günün sonundaydı. Peki katma değer vergisi ne zamandı? Yedi mi diyen, beş mi diyen? Karar ver. Hocam. Yedi mi, beş mi? Yedi diyen arkadaşı kutluyorum. Katma değer vergisi tıpkı gelir vergisi beyannamesinde olduğu gibi hocam yedinci günün sonunda tahr edilmiş, kabul edilecektir. Yani tahr işlemi yedi gün içerisinde yapılacaktır. 39. Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinde özel tüketim vergisi arasındaki farklardan biri değildir? Arkadaşlar ben böyle bir soruyu sorarım. ÖSYM'de sorabilir. Benden uyar mısın? Şimdi katma değer vergisi 3065 sayılı kanunla karşımıza gelen genel nitelikli bir harcama vergisidir. Katma değer vergisi malın ertesinde hizmetin her sunumunda ithalatın her yapılmasına karşımıza gelir. Özel tüketim vergisi ise 4760 sayılı kanunla işte 2002 yılında karşımıza geliyor. 2003'ten beri uygulanıyor ve özel olarak tanımlanıyor. Malın ilk tesliminde karşımıza geliyor ve ithalatta karşımıza geliyor. Hizmetleri katma değer vergisi kapsamıyor ve sadece ilk teslimlerde var hocam. Şimdi buna göre bir de şunu hatırlayalım. Katma değer vergisi ad veren matraflıyken özel tüketim vergisi hem spesifik hem ad veren matraflıydı. Sanki D seçeneği tam tersini söylüyor ha. Ne dersiniz? Tam tersi değil mi? Katma değer vergisi ad veren hem spesifik değildir. Sadece ad verendir. 40. Aa, 41 de var. 41 kere maşallah. Damga vergisinin uygulama nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Damga vergisinin konusu nedir? Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının içerisinde bir işleme hukukilik kazandırmaktır. Peki nasıl hukukilik kazandırılır? İmza edersen hukuki olacaktır bu. Bu verginin mükellefi kimdir? Bu ilgili belgeleri imza edenlerdir. Peki, şimdi buna göre bu vergi niye var? Mal ve hizmet tesmini hukukilik kazandırılmasını vergilendirmek için vardır. 41. Gider vergileri kanununda düzenlenen banka sigorta vergisinin mükellefleri kimlerdir? Hocam bu verginin mükellefleri banka, banker ve sigorta şirketleridir. Aynen kanun böyle der. Ha, tabii bu bir dolaylı vergidir. Yansıtılır. Hep müşterilere aktarılır. Banka sigorta muamele vergisi. Bir dipnotta banka sigorta muamele vergisi varsa KDV yoktur deriz. Bunu da burada hatırlayalım. Bakayım, anonim şirket olmaz. Leasing olmaz. Dış ticaret şirketi olmaz. Sermaye şirketi değil. Evet, sigorta şirketleri. Peki sevgili arkadaşlarım. Böylelikle 41 kere maşallah diyerek 41 tane soru çözdük. Yarın Maliye Politikası soru çözümünde tekrar bir arada olmak dileğiyle. Görüşürüz efendim. Hoşça kalın.